Bazen kimsenin beni tanımadığı bir yerde olmak istiyor. Korku, kaygı ve endişe, bedensel yorgunluk yapar mı? İnsan eşinden kurtulmak isteyip niye kıskanır? Evli bir erkekle birlikte olmak etik midir? Kendimi sürekli pozitife nasıl yönlendirebilirim? Anneye çok bağımlı olan eşler için ne yapabiliriz? Okunmamış mesajdaki Yusuf karakteri siz misiniz? Sürekli kendimi başkalarıyla kıyaslayıp herkesin hayatının iyi olduğunu, şanslı olduğunu görüp kendimi şanssız, eksik, hak etmeyen biri olarak görme duygumu nasıl iyileşir? Sevgilimin eski sevgililerine karşı aşırı kıskançlık duyuyorum, bunu nasıl aşabilirim? Neden sürekli hırsızlık yapmak istiyorum? Bilinçaltındaki düşüncelerimden kurtulmak istiyorum, bir türlü başaramıyorum, nasıl kurtulabilirim? Herkese merhaba. Anlat aşkıma hoş geldiniz. Bugün böyle sorularla karşınıza çıktım. Sor canım yapıyorum biliyorsunuz. Instagram hesabında, sosyal medyada. Sağ olun, eksik olmayın. Binlerce soru geliyor her defasında. Orada elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. İstedik ki bu anlat aşkımın iki bölümünü soru cevaba ayıralım. Sor canım dedik ve sorularınızı gönderdiniz. Bakalım sorular neler? Teker teker çekeceğim. Ve cevap vermeye çalışacağım. Evet, bazen kimsenin beni tanımadığı bir yerde olmak istiyorum. Bir sebebi var mıdır? Evet, tabii vardır. Bazen tanınmamak, görünmemek, bilinmemek istersiniz. Çünkü çocuklukta anne baba ya da bizi yetiştirenler tarafından bazen çok fazla fark edilmemeye, dışlanmaya ya da yok sayılmaya maruz kaldıysak bu bizde böyle bir problem yaratır. Beynimize yerleşen bu duygu biz yetişkin olduğumuzda kaç yaşında olursak olalım ara ara anne babamızın bize bıraktığı o duyguyu yaşamak ister. Bunu şöyle deneyimleyebilirsiniz. Kendinize hep şunu söyleyin. Bazen görünürüm, bazen görünmem. Bazen fark edilirim, bazen fark edilmem. İsterseniz şöyle bunu halledebilirsiniz. Cevap şu olsun. Bazen bir hafta boyunca bilinçli bir şekilde daha çok görünür olmaya çalışın. Görünür olunca ne hissettiğinize bakın. Bazen de görünmez olmaya, fark edilmemeye çalışın. O esnada ne hissettiğinize bakın. İki duyguda yaşarsanız bu konuda kendinizi geliştirirsiniz. Evet, bakalım ikinci soru. Aklınıza gelen ilk çocukluk anınızı anlatabilir misiniz? Evet, anlatabilirim. Bizim evin olduğu yerde böyle maç yaptığımız, yani futbol oynadığımız arkadaşlarla bir yer vardı. Taşlık bir alandı. Arada bir boşluk var. O boşluktan da yukarıdan aşağı bir ip sarkıyordu. O ipten sarkıp böyle Tarzan gibi sallanıyorduk bağıra bağıra. Sıra bana gelince tabii Tarzan olmak kolay değilmiş. İp kopunca düştüm başımın üstüne ve bayılmıştım. İlk aklıma gelen an o oldu. Gözümü açtığımda başımda böyle bir eskiden böyle ekmek çiğneyip böyle başa bırakırlardı. İşte ıslak bir ekmekle uyanmıştım. Korku, kaygı ve endişe, bedensel yorgunluk yapar mı? Evet, olumsuz ve kötü duyguların hepsi, eğer biz o duyguları çalışmıyorsak, fark etmiyorsak, onunla ilgili yüzleşmeler yaşamıyorsak ve o duygulardan kaçıyorsak, o duygular bir süre sonra beden hafızamıza yerleşir. Bedenimizde bazı problemlere ve hastalıklara yol açar. Hepimizin bir hedef organı vardır. Kiminin midesini, kiminin ensesi, kiminin gözü, kiminin kulağı, kiminin dizi hiç önemli değil. Bu duygu, kötü duygular vücuttan çıkamazsa, biz onlarla yüzleşmez ve fark etmezsek bedenimizden çıkmaya çalışır. Onlarda zaten kronik yorgunluk yapar, kronik biliyorsunuz. Ama bunu anlayabilmek için ne yapabilirsiniz? Bedeninizde bir ağrı hissettiğinizde, sık yaşadığınız bir şeyse elinizi oraya koyun, gözlerinizi kapatın. Bazı anılar gelecek gözünüze. O anılardan kalma duygular orada aslında bedeninizin o kısmında yerleşmiş. Onu fark etmeniz, ondan kurtulmanız için iyi bir yol olabilir. Kibir duygusu nereden gelir? Bu kibir duygusu... Ego ile kibri çok karıştırıyoruz farkında olmadan. Ego ihtiyacımız olan, yani biz varlığımızı hissedebilmek için bazen var olduğumuzu hissetmek ve hissettirmek isteriz. Ama kibir aşağılık kompleksi olan, dışlanmış, yok sayılmış, çocukluk döneminde fark edilmemiş insanlarda daha fazla oluyor. Örnek vereyim, anne ve babası tarafından 7 yaşına kadar fark edilmemiş, yalnız bırakılmış çocuklar beyinlerinde kendi annelerini yaratırlar, babalarını yaratırlar ve o anne babaları onlara sürekli sen muhteşemsin, sen harikasın gibi sözler söyler, cümleler kurar. Bu sözler, bu düşünceler ve duygular büyüse de değişmiyor insanda ve bazen kendini eksik, yalnız, fark edilmemiş, dışlanmış hissettiği ortamlarda o iç ses tekrar ortaya çıkıyor ve bu kibir duygusu olarak algılanıyor zaten. Temelde anne babadan kalan bir duygudur. Kibir duygusu. İnsan eşinden kurtulmak isteyip niye kıskanır? Şimdi hayatımızda partner seçimlerimiz çok önemli.
Yani kiminle evlendiğiniz, kime aşık olduğunuz, kimi sevdiğiniz çok önemli. Eğer kız ya da erkek, yani eğer ilk biliyorsunuz ki ilişki kurduğumuz kişiler anne ve babalarımız. Eğer diyelim ki bu soruyu soran bir hanımefendi babasıyla ilgili bir problem yaşıyor ki onu gösteriyor zaten. Babası uzak, çok yaklaşmamış, sevgisini göstermemiş. Ve baba büyük bir ihtimalle kendi iç dünyasında yaşadığı aileden, ailenin sorumluluklarından hep kurtulmak istemiş. Bu yüzden de sürekli yok saymış bazen evlatlarını ve belki de eşini. Bu kurtulma isteme duygusu çocuğa geçiyor. Çocuk da kendisini sürekli dışlanılması ve kurtulması gereken bir çocuk, bir birey gibi algılıyor. Ve partner seçimlerinde babasının kendisine bıraktığı duyguyu yaşatacak kişileri çekiyor etrafına. Bunu da farkında olmadan yapıyor. Çektiğinde de babasının yaşattığı çocukluk duyguları kendinde sık sık tekrarladığında beyin rahatlıyor. Alışık duyguyu, tanıdık duyguyu yaşadığı için. Ama tabii ki partneriniz sizden uzaklaşınca kıskançlık duygusu. Bu ne demek? Büyük bir ihtimalle kıskandırılmışsınız. Uzak tutulmuşsunuz ebeveyniniz tarafından ve bu duygu size yerleştirilmiş. Aslında biz farkında olmadan eğer ki problemli bir çocukluk yaşadıysak anne babayla, anne babanın türevlerine aşık olup onlarla evleniriz ve o duyguları devam ettiririz. Bunu fark etmeniz yeterli. En azından ara ara bu duyguya gidin, anılara gidin ve orada kalmaya çalışın. Niye ben böyle birilerini seçiyorum diye hayatıma. Evli bir erkekle birlikte olmak etik midir? Biliyorsunuz ki bu durumlarda etik, ahlaki süreçler kişilerin özel hayatlarında eğer ki bir psikolojik destek alıyorsa o destek sürecinde önemli değil. Önemli olan kişinin niye böyle bir ilişkiye çekildiği, niye böyle bir ilişkiden haz aldığıdır. Evli bir erkekle birlikte olma ihtiyacı olan bir kadının içindeki duygu zaten uzaktan sevme, dışlanma. Bu duygu da tamamen babadan gelen ya da babanın türevinden gelen bir duygu. Çünkü evli bir erkeğe aşık olduğunuzda o erkek tarafından ihmal edileceksiniz. İkinci bir kadın var, rakip olacak. Erkek istediğiniz zaman partneriniz yanınızda olmayacak, duygusal ihtiyaçlarınız karşılanmayacak ve sizde yerleşen duygu, aslında olan duygu, değersizlik, dışlanma ve yalnızlık duygusu. O duyguyu yaşatacak kişinin de evli olması bu duyguları rahat yaşatacağı için insanlar oraya çekiliyorlar. Burada sadece etik kısmına bakmak yerine doğru olan kişinin kendisine şunu sorması gerekiyor. Evli erkekler bende hangi duyguyu uyandırıyor? Diyelim ki böyle bir erkeğe aşıksınız. Ara ara kendinize sorun. Ne hissediyorum? Onun bende bıraktığı duygu ne? Değersizlik mi, yalnızlık mı, dışlanma mı? Bu duyguya bir bakın. Bu duyguyu çocukken ne zaman yaşamıştım diye düşünün. Düşündüğünüzde bir anı gelecek. Aslında o anının devamını devam ettiriyorsunuz siz. İstikrar istiyor beyin çünkü. Bununla yüzleşir ve anlamaya çalışırsanız bir süre sonra zaten böyle erkekler ilginizi çekmemeye başlayacak ama iyi çalışmanız lazım kendinize. İstikrarlı bir şekilde nasıl anda kalabiliriz? Anda kalmak beynimizin ihtiyacı. Evet, biz genelde geçmiş ve gelecekte olan korkulardan dolayı, geçmişte kaygılardan dolayı gelecekte kalan varlıklarız. Bunun sebebi de tam anlamıyla yetiştirme tarzımız. Evinizde sürekli gelecekteki endişeler konuşulmuşsa ya da sürekli anneniz ve babanız ya da akrabalarınız, çok yaşadığınız insanlar geçmişte onlara yapan hata, problem, kötülük yapan akrabalarını ya da ilişkilerini anlatıyorsa beyniniz ister istemez onlar gibi sürekli geçmişte ya da gelecekte kalacak. An diye bir şey olmayacak. Anın gelmemesinin sebebi böyle insanlar genelde sessizlikten rahatsız olurlar. Bir ortamda, aile ortamında her sessizlikten sonra bir problem çıkmıştır. Ve kişi o yüzden anda kalamıyordur. Sürekli beynimiz anda kalamaz. Bilinçli bir şekilde anda kalabilir. Bunu da sağlamanın birçok yolu var. Meditasyon yapmanız, düzenli yürüyüşler yapmanız, sessizlik duruşları yapmanız. İnançlı bir insansanız işte dua etmeniz, namaz kılmanız, ibadetleriniz. Tek başınıza olma eylemleriniz çok önemli. Tek başınıza gezmeniz, gezerken bilincinizi açık tutmanız, etrafınızdaki görsellere, hislere, kokulara, duyulara odaklanmanız. Bir şeyle ilgileniyorsanız bir bardaktan su bile içiyorsanız ya da herhangi bir içecek içiyorsanız o içeceği almanız, o içeceğe bakmanız, bardağı incelemeniz, rengine bakmanız, kokusunu koklamanız, tadını almanız, tadınızı hissetmeniz bu 10 saniyelik, 20 saniyelik bir durum andır aslında. Ama biz bir bardaktan bir şey içerken bile zihnimiz ya gelecekte ya da geçmişte. Kalabalık ortamlardan biraz azaltabilirsiniz kendinizi. An deneyimleri için de meditasyon çok etkilidir. Yavaş yavaş düşünebilmek, yavaş yavaş kalabilmek, anın içinde kötü bir duygu gelirse onu da kabul etmek. Çünkü andan kaçanlar duygudan kaçanlardır. Yüzeysel ilişki kurmayı sevmiyorum. Bu da hayatımda sorun oluşturuyor. Dengeyi nasıl kurabilirim?
Yüzeysel ilişkiyle ilgili bir bilinç dışı altyapınız var. Yüzeysel ilişkiyle ilgili bir dinamik var sizde. Bunlara karşı bir ön yargınız gelişmiş. Geçmişten gelen bir ön yargı. Hayatımda sorun olsun istemiyorum diyorsanız hayatınız boyunca size yüzeysel ilişki yaşatacak insanları çekersiniz. Bundan kaçmanız sağlıklı bir şey değil. Kendinize şunu söylemeniz gerekiyor. Bazı partner seçimlerimde yüzeysel olabilir. Bazı insanlarla derin yaşayabilirim. Yüzeysel ilişki kuruyorsanız da bundan kaçmayın. İnsanları yargılamayın. Sadece öyle bir partnerle bir araya geldiğinizde kendi içinize bakın. O partner bana ne hissettiriyor? Hangi duyguları atıyor? Bu yüzeyselliğin içindeki neler beni rahatsız ediyor? Onlara bakmanız lazım. Yoksa insanlardan kaçarsınız. Beynimizin bazen yüzeysel dostluklara, arkadaşlıklara da ihtiyacı vardır. O an içinde eğlenmek, hiçbir şeyi takmamak, boş vermek, dalga geçmek, hiçbir şeyden etkilenmemek gibi. Bazı insanlarla da derin ilişki kurması gerekir. O insanlar da çok azdır. Her ikisini de hayatınızda sağlarsanız beynimizin gelişimi daha sağlıklı olur. Kaçmayın hiçbir şeyden, yasaklamayın. Kendimi sürekli pozitife nasıl yönlendirebilirim? Beynimiz iyi ya da kötü duygularda sürekli yaşayamaz. Bir beyin sürekli iyiyse eninde sonunda daha da kötü olur. Bir beyin sürekli kötüyse eninde sonunda yine iyiye gider. O yüzden bir anlaşma yapacağız. Beynim bazen iyiye doğru, bazen kötüye doğru gidebilir. Sürekli pozitif olmak sanki böyle itici bir güç var. Sürekli bunu yapmak zorundaymışım gibi hissettiriyor. Kendinize hiçbir zaman bunu yapmalıyım, böyle olmalı, bu gerekiyor gibi cümleler kurmayın. Böyle bir şeye ihtiyacım var. Pozitif olmaya ihtiyacım var. Bunu sağlamanız için şunu söyleyebilirsiniz. Kendinizdeki birkaç özelliğe bakın. Bir olumlu bir olumsuz özelliğinizi düşünün. Örnek veriyorum. Diyelim ki siz kendinizle ilgili şunu söylüyorsunuz. Olumlu özelliğim cesurum. Olumsuz özelliğim negatifim. Şunu söylerseniz sağlıklı olur. Cesur olduğuma inanıyorum. Ama biraz daha cesur olma hallerimi geliştirmem lazım. Negatif düşünen bir insanım. Biraz daha negatif düşüncelerimi azaltmaya ihtiyacım var. Bak birinde ihtiyacım var. Diğerinde ne? Cesurum. Daha cesur olmaya ihtiyacım var. Olumsuz olan neydi? Negatifim. Negatif düşüncelerim var. Daha negatif düşünceleri azaltmaya ihtiyacım var. Bu ikisini olumlu ve olumsuz özelliklerinizi düşünüp kendinize sık sık söylerseniz bu konuda gelişim gösterebilirsiniz. Anneye çok bağımlı olan eşler için ne yapabiliriz? Şimdi anneye bağımlı olan eşler, genelde erkeklerde oluyor bu anneye bağımlılık. Anne kendi evliliğinde mutlu değilse çocuklarından, erkek çocuklarından bir tanesini kendine eş yapar. Yani kocasıyla sağlıklı ilişki kuramadığı için, flörtleşemediği için, o ilişkinin içinde kadınlığını, dişiliğini, duygularını, sal ihtiyaçlarını karşılamadığı için birkaç tane oğlu varsa ya da bir tane oğlu varsa her kadın yapar demiyorum ama bazı annelerde bu olabiliyor farkında olmadan. Erkek çocuğunu kendine eş yapıyor. Yani onunla flört edebiliyor. Bu flörtü lütfen o şekilde algılamayın. Mesela onunla eğlenir, onunla güler, duygularını ona anlatır, acılarını onunla paylaşır, onunla aşırı ilgilenir. Kaç yaşına gelirse gelsin onun yemeğini, çorabını bilmem ne halletmeye çalışır. Bu da erkeği anneye bağımlı kılar. Bu sefer ne olur? Bu erkekler evleneceği zaman anneden sağlıklı ayrışamadığı için annenin türevine gitmeye çalışır. Annenin benzeriyle evlenir. İlk bir sene ilişki iyi gidiyor gibi gözükür ama bir sene sonra çocuk varsa, çocuk olduktan sonra bir süre sonra cinsel ilişkiye girememeye başlar. Nasıl davranabilirsiniz? Ara ara ona ben senin annen değilim. Ben senin istediğin her şeyi yapmak zorunda değilim. Bazen yaparım, bazen yapmam. Ben senin annen değilim. Bunu sinirli bir şekilde söylerseniz geçmez. Üzgün bir şekilde söylerseniz geçmez. Ama normal bir şekilde söylerseniz onun beynine geçer. Ara ara ondan rahatsız oluyorsanız, rahatsız olduğunuz tavır ve duyguları ona söyleyin. Ben senin annen değilim. Kızarak değil. Gayet nötr bir şekilde. En çok haz duyduğunuz şey nedir? Haz ve mutluluğu burada ayırmak lazım. Haz geler geçer bir şey. Anlık hissederiz. Bir gün sonra düşündüğümüzde onun zevki kalmaz. Böyle bir duygudan bahsediyorsanız, benim anlık haz veren şey mesela dans etmeyi çok severim. Ondan sonra tiyatral aktivitelerde olmak çok haz verir bana. Müzik yapmayı, şarkı yazmayı, şarkı sözleri yazmak bana çok haz verir. Dostlarımla eğlenmeyi, bazen saçmalamayı bunlar çok fazla haz verir. Bir tane sordun ama bayağı söyledim. Okunmamış mesajdaki Yusuf karakteri siz misiniz? Bu o kadar çok soruldu ki. Yusuf'un bana benzeyen ya da benim Yusuf'a benzeyen taraflarım var tabii. Mesleki olarak insanları analiz etmem,
insanlara baktığımda, onların yanında olduğumda, birkaç dakika zaman geçirdiğimde analiz edebilme kendimce yeteneğim olduğunu düşünüyorum. O yüzden belki kendimde olan ya da başkalarında da gördüğüm bu yeteneği karakterin üzerine yapıştırmaya çalışmıştım. Yusuf benim için çok kıymetli, değerli bir karakter. Okunmamış mesaj 2'de göreceğiz çocukluğunu ve neden böyle bir birey olduğunu, insan olduğunu. Babadan sevgi, ilgi, alaka görmeyen bir insan o boşluğu doldurabilir mi? Anne ve babadan sevgi olarak eksik kalmış insanların hayata karşı iki tane tavrı olur. Birincisi, böyle insanların çoğu hayata karşı kızgın olur. İnsanlara kızgın olur, dünyaya kızgın olur, ülkeye kızgın olur, sisteme kızgın olur, ilişkilerine kızgın olur, Allah'a kızgın olur, kadere kızgın olur. Hep kızacak bir şey budur. İkinci tavır ise bu eksiklik duygusu o kadar derin yara açar ki kişi bu konuda farkındalığını geliştirip kendiyle çalışmaya, hayattaki hakikati, yaşamdaki duruşunu, kim olduğunu, hayatın anlamını anlamaya çalışırsa bir derinlik kazanır bu kişilerin çoğu, bazıları. Ve bu derinlik onlarda hayatla, dünya ile farklı bir formda ilişki kurmalarını sağlar. İnsanın kendini bulma yolculuğu için de kıymetlidir. Bu boşluk doldurulabilir mi? Tabii ki bu doldurulur. Kolay bir şey değildir. Önce insanın bu boşluğu fark etmesi, bunun nedenleriyle ilgili ebeveynleriyle bir kabullenişe geçmesi, gereken yerlerde affedebilmesi, kendisinde ebeveynin bu tavrının bıraktığı kötü duygular hangi ortamlarda daha çok çıkıyor, bu baba eksikliği ve hangi karakterleri baba yerine koyuyorum, onları bir fark etmesi. Zamanla bu sizi bir kişisel gelişime, psikolojik okumalara, eğitimlere yönlendirecek. O yönlendirmelerden sonra kader yolculuğunuz, hayat yolculuğunuz, yaşamla ölüm arasındaki ilişkiniz ortaya çıkmaya başlayacak ve kendinizi yaşamda anlamlandırmaya başlayacaksınız. Derin, zor ama çok keyif veren bir yolculuk. Tanımadığım büyüklerimin vefat etmiş dede, babaanne vesaire benim hayatımda olan etkileri nasıl fark edip düzeltebilirim? Şimdi bu aktarım dediğimiz şeyler, bilinç dışında aktarım dediğimiz şeyler, özellikle tanımadığımız büyüklerimiz. Mesela anne baba ile ilgili tanıdığınız ve deneyimlediyseniz onlarla ilgili anılara gidebilirsiniz. Ama bazılarımız anneannemizi, dedemizi, büyük babamızı hatırlamıyor. Ama onun anılarına gidebilir. Beynimiz şöyle çalışır. Eğer kendinizde sık sık bu konuda egzersiz yapıyorsanız, akşamları şöyle bir oturun, derin nefes alın, önce düşünmeye başlayın. Büyük babanızın, büyük annenizin resmi varsa ona bakabilirsiniz. Resmi yoksa gözlerinizi kapatıp şunu beyninize söyleyin. İşte büyük annem ya da büyük babam nasıl bir yerde yaşıyor olabilir diye düşünün. Gözlerinizi kapatın. Nasıl bir yerde yaşıyor olabilir dediğinizde bir mekan gelecek. O mekan çöplük de olabilir, saray da olabilir. Eleştirmeyin, yargılamayın ve odaklanmaya çalışın. O bir mekan, alakasız da olsa bir orman, bir çatı, bir teras, bir koltuk hiç önemli, bir şey gelir. Geldikten sonra o şunu düşünün. İşte buradaki büyük annem, dedem, halam neyse işte kaç yaşında olabilir deyin. O beyniniz ne cevap verecek? Orada bazen bir çocuk göreceksiniz. O çocuk dedenizin çocukluğudur. Ya da işte ne bileyim 70 yaşında birini göreceksiniz. O muhakkak dedenizin türevi, anneannenizin ya da büyük annenizin türevidir. Bilinç dışı bunları unutmaz. Çünkü aktarımlar şöyledir. 103 nesil öncesinden beri bütün her şeyi depolar, hafızada tutar. Örnek vereyim. Aranızdan birinde sürekli bir yani ailemde hiç yaşamadım, gayet sağlıklı yetiştirdim ama sürekli bir öldürülme korkum var dediğinizde bu çalışmalarda bir bakıyoruz ki iki nesil öncesinde öldürülmüş, öldürme korkusu olan ebeveynler yani şeyler çıkıyor. Dedeler, büyük babalar, büyük anneler. Bu tip bir çalışmalarıyla onu fark edebilirsiniz. Daha derin çalışacaksanız bir psikoterapi almanızı öneririm. Eğer böyle bir merakınız varsa. Sürekli kendimi başkalarıyla kıyaslayıp herkesin hayatının iyi olduğunu, şanslı olduğunu görüp kendimi şanssız, eksik, hak etmeyen biri olarak görme duygum nasıl iyileşir? Şimdi burada bir şanssızlık duygusu, değersizlik duygusu, başarısızlık korkusu, eksiklik ve yok sayılma var. Bu duygu sizin anne ya da babanızdan geçmiş. Çocukken eğer birkaç kardeşiniz varsa yoksa da arkadaşlarınız sizi ebeveynleri sürekli başkalarının çocukları ve arkadaşlarınızla kıyaslamış. Kıyaslarken onun aldığı not daha yüksekse, onun tavırları, kişiliği, karakteri daha farklıysa onları övüp sizi oradan yermişler. Bu beyninizde amigdala denilen organa yerleşmiş bu duygular. Ve ömrünüz boyunca ebeveynlerin size bıraktığı bu kıyaslamayı beyniniz yapmaya devam ediyor. Önce bu anılara gideceksiniz. Bir ay kendinizi arayacaksınız. Haftada iki akşam oturup bu duyguyu size hissettiren geçmişteki anılara bakacaksınız. O anıya baktığınızda diyelim ki 7 yaşında böyle bir deneyim yaşadınız. 7 yaşındaki aşkımı gördünüz. Annesi ya da babası ona kıyaslama yapıyor ve değersizlik duygusu yüklüyor. O aşkıma gözleriniz kapalı şunu söyleyeceksiniz. Aşkım,
Sen şu an çocuksun. Annen ya da baban kimse işte onlar. Sana şu duyguları atıyorlar. Değersizlik, dışlanma ve kıyaslama. Ama artık büyüdün. Yaşadığın yer orası değil. Bu cümleleri sık sık kurduğunuzda beyniniz bu konuda güçlenmeye başlıyor. Hak etmeyen biri olarak. Evet, hak etmediğinizi. Şimdi niye anne baba hak etmeyen bir çocuk duygusu, hak etmeyen bir insan duygusunu yükler size? Suçlu olmak lazım. Onları da öyle yetiştirmişler. Anneniz ya da babanız kendisinin hiçbir şey hak etmediğini düşünüyor ama dayanamadıkları için ebeveynler bu duyguları, bazı ebeveynler bu duyguları çocuklara atıyorlar farkında olmadan. Sevgilimin eski sevgililerine karşı aşırı kıskançlık duyuyorum. Bunu nasıl aşabilirim? Şimdi sevgilimin eski sevgililerine karşı aşırı kıskançlık duyuyorum. Kıskançlık hep hayali bir üçüncü kişinin olduğunu hissettiriyor bize. Yani tamamen kendimizle ilgili bir durum. Özgüvenle ilgili bir problem yaşıyoruz. Hayatımızda buna bizi kıskandıracak, bizi eksik hissettirecek partnerler seçer. Bu partnerler eğer bizi aldatmasa bile geçmişteki ilişkilerini sorgulamaya başlarız. Çünkü bu duygu bizde kalıcı bir duygudur. Siz çocukluktan itibaren kıskançlık duygusunu yoğun yaşayan biri olarak yetişmişsiniz. Şimdi bunu aşmanız için sevgilinizle iletişiminiz iyiyse ve güçlüyse onunla konuşabilirsiniz. Ona şunu söylemekle başlayın. Ona nasıl hitap ediyorsunuz bilmiyorum. Ben bazen kendimle çalışıyorum ve bazen sana kötü duygu hissettirebilirim. Bunu hissettirdiğim zaman lütfen bana bunu söyler misin? Partnerinize şunu söyleyin. Bazen seni kıskanıyorum. Kıskandığımda bu duygumu sana anlatmak istiyorum. Dediğinizde onun beyni bu konuda anlayışlı olur. Ama ona saldırarak kıskançlık duygunuzu hissettirirseniz kaçmaya başlar ve eninde sonunda aldatma korkunuz gerçekleşebilir. O yüzden hissettiğiniz duyguları seslendirirseniz üzülmeden ya da sinirlenmeden bu duygu yavaşça azalmaya başlar. Kıskandığınız diğer kişilerin kim olduğu önemli değildir. Sizin kıskandığınız kişi aslında özgüven probleminizden dolayı partnerinizdir. Öyle erkekleri seçiyorsunuzdur. Mesela kıskandığınız kişilerle ilgili ilişki kuruyorsa beyniniz, o kadınların yaşı, tipi, görüntüsü falan. Oturup onları düşünün. En çok hangi tip kadınları daha çok kıskanıyorum? O tip kadınların profillerini çıkartırsanız, çocuklukta böyle biri babamın ya da annemin ya da bizimkilerin hayatına girip çıktı mı, böyle bir komşu, böyle bir akraba, böyle bir kişi diye onları düşünmeniz de iyi gelebilir beyninize. Yani şunu söylüyorum size. Kendinizle çalışacaksınız ve partnerinizle çalışacaksınız. İki taraflı olacak sadece. Tek taraflı olmaz bu. Bir ilişkinin içinde en azından. Neden sürekli hırsızlık yapmak istiyorum? Şimdi bu hırsızlık tabii bu eyleme geçip geçmemesi önemli değil ama içeriden sürekli bu kişiyi zorlayan bir duygu. Bu duygunun içinde bir sürü haz olabilir, adrenalin olabilir, heyecan olabilir ama hırsızlıkla ilgili geçmiş bir deneyim var. Oraya bir bakmanız lazım. Bu duygu normal bir insanın içine durup dururken düşen bir duygu olmaz. Bu duygu geçmişten gelen bir şey. Bir anılarınıza bakmanızı önereceğim. Ailenizde böyle hırsızlık deneyimi yaşayan var mı? Hırsızlıkla ilgili problemler yaşayanlar var mı? Bir başkasının bir eşyasını ya da başka bir şey çalarken kişilerin hissettiği duygulara, o yani hırsızlık eylemi mi, onun bıraktığı duygu mu daha çok sizi cezbediyor, ona bir bakabilirsiniz. Hırsızlıkla ilgili filmler izleyin. Hırsızların olduğu. Oradaki karakterlere bakın. O karakterlerin sizdeki duygusuna bakın. O karakterler kimlere benziyor? Bu sorunun cevabını bulduğunuzda bu duygunun size ait olmadığını anlayacaksınız. Bilinçaltındaki düşüncelerimden kurtulmak istiyorum. Bir türlü başaramıyorum. Nasıl kurtulabilirim? Bilinçaltı büyük bir çöplük gibidir arkadaşlar. Yani öyle bilinçaltını temizleyeceğim, şuraya şöyle yapacağım, böyle yapacağım da olmaz. Bilinçaltımız birkaç nesildir devam eden, bizim de hatırlamadığımız bir sürü deneyimlerin, korkuların, hazların olduğu bir alan. Biz bizimle ilgili şeylere çalışabiliriz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bir hafta içinde, son bir ay içinde, son bir hafta içinde sizi en sık zorlayan duygulara bakın. En çok hangi duyguda kalıyorsunuz? İnsanlarla ilişkide, sokağa çıktığınızda, işe gittiğinizde, herhangi bir ortamda, yeni bir arkadaş, sevgili, aile ortamında hangi duygu sizde çok fazla kalıyorsa kötü duygu, bu duygu sizin bilinç dışınıza yerleşmiş. Bunlardan kurtulmaya çalışmak kaçmak demektir. Kaçtıkça içine gömülürsünüz. O yüzden onu sakinlikle durarak bir karşılamak lazım. Duyguları bir yazın, bir defter bulun, bir bilinçaltı defteri. Son bir haftaları sizi en çok zorlayan duyguları bir yazın. O duygular birkaç tanedir zaten. O duyguları kimlerin yanında, hangi ortamlarda yaşadığınızı yazın. O duyguları yaşadığınızda nasıl tepkiler verdiğinizi yazın. Bir hafta, iki hafta boyunca bilinciniz bu ortamlara, bu duyguları yaşadığında onları fark edecek.
İkinci haftada şunu yapabilirsiniz. Bu duygularla çalışmak istiyorum diye bir karar verin, bir anlaşma yapın kendinize. Akşamları uyku öncesi yaparsanız uyku probleminiz de azalır. Uyumadan son yarım saat önce kişi kendiyle çalışırsa huzurlu uyur. Genelde insanlar televizyon, internet, bilgisayarın başında geçirdikleri için uyuyamıyorlar da. Yapacağınız çalışma, o sadece bir duygu çalışıyorsunuz iki akşamda bir. O duyguya bir bakın. O duygu ne zaman geldi? Geçmişte ne an olmuştu? Çocuklukta ne zaman yaşamıştım? Bazen sadece fark etmek, o duygunun kaynağını görmek yeterlidir. Kendinize şunu söyleyeceksiniz. Anıya gittiniz, o duygunun kaynağını buldunuz, kimin yaşattığını da hissettiniz. Tamam, yeteri kadar kendimle çalıştım. Şu an hissettiğim duygu, atıyorum, örnek veriyorum, değersizlik ya da başarısızlık korkusu. Bu duyguyu geçmişten almışım. Şu an bu duyguyla ilgili çalışmamı bitireceğim ve uyuyacağım. İkincisi, bu çok önemli. Gün içinde sizi çok zorlayan duygular olduğunda, içinizde çok kötü bir duygu var, öfkelisiniz. Çok yorgun, tembellik yaşıyorsunuz ya da çok yorgunsunuz, acı çekiyorsunuz ama bir yere gitmeniz lazım. Eğer içinizde kötü duygu varken zorla işe, zorla okula gidiyorsanız daha kötü olursunuz. Kendinize şunu söylerseniz çok iyi iyileşirsiniz. İçimde şu an çok yorgunluk duygusu var ama şu an işe gideceğim, sınırlarımı zorlayacağım dediğinizde beyin iyi duyguya geçiyor. İçimde şu an çok değersizlik duygusu var. Ama işte arkadaşımla buluşacağım, biraz daha kendimi değerli hissedebilirim. Hissetmeye ihtiyacım var dediğinizde okey. Ama bunu yaparsanız içim çok kötü ama gitmem lazım dediğinizde gittiğinizde daha da değersiz hissedersiniz. İç formunuzdaki duyguyu seslendirin. Sonra dışarıdan bir şey yapacaksanız da deyin ki ben bunu yapacağım sınırlarımı zorlamak için. Bazen de şunu yapın. İçim çok yorgun. Şu an oraya gitmek istemiyorum. Daha sonra gidip eğlenirim. Şu an kendimi kötü hissediyorum. O yüzden arkadaşlarımla buluşmayacağım ya da işte şu televizyonu izlemeyeceğim ya da şimdi yemek yemeyeceğim. Biraz daha dinlenmem gerekiyor. Bunu dediğinizde bunları söylediğinde beyin iyi duyguya geçer. En azından bunlara dikkat edebilirsiniz. Evet, kalanları çekiyorum arkadaşlar. Çok fazla soru var. Diğer soruların cevaplarını da sonraki videoda izlersiniz.